Merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi branşlar bazında yayınlandı. Bugünkü videomuzda benim yaptığım tahminlerle bu bakanlığın yayınlamış olduğu kontenjan listesini bir karşılaştıralım. Yani her zaman söylediğim bir şey vardı arkadaşlar. Okul öncesinin çok yüksek atama yapılacağı son videolarımda bahsetmiştim. Ama ne yazık ki bazı arkadaşlar en fazla 3000 olacağını söylemişlerdir. Yani umarım o arkadaşlarımız da buradadır, görüyorlardır. Yani bir şey biliyoruz ki, bir duyum aldık ki, bir bilgimiz var ki konuyla alakalı. Onu sizlere aktarmaya çalışmıştık biz. Yani doğru çıkmaya da bilirdi. Ama bu zamana kadar aldığımız kaynaklardan edinmiş olduğumuz bilgilerin %80'i doğru çıktı arkadaşlar. Tabii ki de bazı yanılma paylarımız olabiliyor ama aldığımız kaynaklardan edinmiş olduğumuz bilgiler, kaynaklarımız genelde doğru bilgiler vermişler, tutarlı bilgiler vermişler. O yüzden dolayı okul öncesinde yani 4000 kesinlemiştim ben, 6000 rahatlıkla gelme ihtimali var yazmıştım. Yani bazı arkadaşlar imkansız, yani kesinlikle böyle bir şey olamaz demişti ama oluyor arkadaşlar. Her şey oluyor, olabiliyor. Yani duyumları sizlere aktarmıştık. Konuşulanları, kulislerdeki edinmiş olduğumuz duyumları farklı makam ve mevkilerde olan kişilerden elde ettiğimiz bilgileri aktarmaya çalışıyoruz size. Şimdi inceleyelim arkadaşlar. Sınıf öğretmenliğinden kesilmiş ve fen bilimleri öğretmenliği gibi bazı branşlardan yine kesinti olarak okul öncesine verilmiş. Okul öncesi gördüğünüz üzere 7503. Yani buna imkansız diyordu arkadaşlar. Şey diyordu, 3 katı aday mülakata çağrılacak, 20.000 aday, imkansız, böyle bir şey olmaz. Yani oluyor arkadaşlar. Olmaz diye, imkansız diye bir şey yok. Önemli olan bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Dediğim gibi istemeyen, beğenmeyen izlemek zorunda, takip etmek zorunda da değil. Böyle bir zorunluluk da yok. Zaten bazı kötü yorumlarda bulunan, öğretmene yakışmayacak yorumlarda bulunan arkadaşları ben buradan engelliyorum. Onlar da kendilerini biliyorlardır. Yani takip edip etmemesine o tarz kötü yorum yapan arkadaşlar, yani ihtiyacımız yok, zaten yapmasınlar, daha iyi olur. Böyle bir kaygımız da yok. Şimdi arkadaşlar, fen bilimleri öğretmenliği burada bayağı kesinti olmuş. Bu gerçekten benim tahminlerimin de altındaydı bayağı. Ama genel olarak arkadaşlar paralellik gösteriyor. Gelin hep beraber ikisini bir kıyaslayalım, karşılaştıralım. Evet arkadaşlar, şimdi yan yana getirdim, bir değerlendirelim. Yani ben hep şunu söylemiştim. Arkadaşlar benim yaptığım tahminlerin yani eksik olsun ama bakanın vereceği kontenjandan fazla olmasın dedik. Neden? Çünkü hayal kırıklığına öğretmenlerimiz uğramasın diye. O yüzden dolayı en az minimum asgari düzeyde aldığımız bilgiler doğrultusunda, yaptığımız analizler doğrultusunda bir sayı vermeye çalıştık. Ki burada da öyle oldu. Yani eksiği var, fazlası yok. En azından kimseyi umutlandırmadık ve şunu söyledik hep, fazla gelirse bu arkadaşlarımız için bir sürpriz olur, güzel bir haber olur, en azından mutlu olurlar demiştik. Ve yani eksik gelirse üzülmesinler demiştik ve fazlası geldi, 1500. Hayırlı uğurlu olsun, yani denilecek bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde olmuş bu kontenjanlar. Ha, haklıdır, haksızdır, adaletsizlik olmuştur, olabilir. Yapacak bir şey yok. Hayatın her alanında maalesef karşılaşıyoruz birçok şeyle. Yani hayırlı uğurlu olsun demekten başka diyebileceğimiz bir şey yok. Yani inşallah tüm öğretmenlerimiz atanır diyelim. Şimdi matematiğe geçelim arkadaşlar. Matematik nerede? Biraz karışık olmuş arkadaşlar bu. Yani Almanca'ya bakalım.
bir arkadaşlar 175, biz ne demişiz arkadaşlar? %1 civarı 150-200. Tam nokta atışı. Tam nokta atışı. Tabii ki de arkadaşlar yani 50 kontenjan oynayabilir yani 25-50 kontenjan, bazılarında 100 kontenjan olabiliyor. Yani tabii ki de yani bunları zaten tam 175 olsa hepsini bu şekilde yazabilsek zaten bunu direkt derdik, bakanlığın listesi bu diye. Olabilir hata payları. Önemli olan yüksek ihtimalle bunları, ihtimalleri birbiriyle örtüştürebilmek. 202 coğrafya, 150-200 dedik. Bu da nokta atışı arkadaşlar. Fen bilimleri, dediğim gibi fen bilimleri 480-500 desek buraya arkadaşlar, biz 700-750 demiştik. O da birazcık okul öncesinden dolayı kırpılmış. Fizikte arkadaşlar 306-250-300 dedik. Yani eksiği var, fazlası yok. İlköğretim matematik arkadaşlar. Matematik ve ilköğretim matematiğe bakacağız. Şimdi ilköğretim matematik 1004 dedik. İlköğretim matematik 1000-1200. Yani arkadaşlar sistem etmişler. Hayatta bu şekilde gelmez, 2000 gelecek diye. Arkadaşlar bu şekilde geliyor yani. Böyle ayarlamışlar. Yapacak bir şey yok. Matematiğe de bakalım üzerindeyken arkadaşlar, karıştırmayalım. Matematik 714. Biz ne dedik? Matematikte 758. Yani nokta atışı arkadaşlar. Yani bunların iyisi Şam'da kayısı. Sınıfta birazcık sıkıntı var. Yani edindiğimiz duyumlar, bilgiler, kaynaklarımız doğruymuş diyebiliriz. Sınıfta birazcık yani hayal kırıklığı oldu açıkçası, yani kelimenin tam anlamıyla bu. 2223'tü. Neredeyse yüzde yani 11 falan verilmiş. Bizim sınıf öğretmeni tahminimiz %14-15'ti. Ha yine ikinci sırada yani atama listesinde, fakat biz 2800 demiştik. O 2200 burada çok büyük bir oynaklık olmuş arkadaşlar. Ama bununla ilgili de gelişmeler oldukça aktaracağım. Yani rehberliğe bakalım. 467. Biz arkadaşlar 758. Burada da bir sıkıntı görünüyor. Ama ilerleyen süreçte arkadaşlar rehberlik, dediğim gibi bu 750'li 800 rakamları çok rahatlıkla alacaktır. Anaokulların açılmasıyla beraber bir artış olması beklenmekte zaten. Ama dediğim gibi şuna bile yani 750-800 dediğimizde arkadaşlar imkansız, 1500-2000'den aşağı rehberliğe gelmeyecek, anaokulları açılacak demişler. Keşke öyle olsaydı arkadaşlar. Keşke yani 20.000 değil de yani 50.000-60.000 alınsaydı, bunların da 5 katı atamaları gelseydi. Maalesef bizim amacımız öğretmen arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Yani özel eğitimde mesela arkadaşlar 1400 dedik. Öne açık bir branş. 1250 arkadaşlar. Yani bu da nokta atış dedik. 1000'e kadar düşebilir, dağıtılabilir diğer tarafa. Zaten arkadaşlarımızın çoğu atanacak yani. Yığılma yok. Bekleyen arkadaşların çoğu atanmış olacaktır. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani başka arkadaşlar sosyal bilgilere bakalım. 351. Biz ne dedik arkadaşlar? 200-250 dedik. Evet, eksiği var bizimkinin, fazlası yok. Bu arkadaşlara da hayırlı uğurlu olsun. Yani inşallah daha da artar. Şu anda sosyal bilgilerin beklediği kontenjanlar değil ama artacağını düşünüyorum yani. Zaman var, onunla ilgili de video yapacağız. Tarihe bakalım. 250-300 dedik, 345. Yani fazla olan arkadaşlara, çok soru soran arkadaşlarımız vardı bu konuyla ilgili, onlara da müjde gibi olmuş olsun en azından. Yani 50-100 kontenjan tabii ki de oynayabilir ama tahminlerimiz %80 diyebilirim. Türkçe öğretmenliği 552, biz 600-700 dedik. 50 bir eksi 50'lik bir
şey var, sapma olmuş burada, yanlışlık olmuş ama gayet iyi. Yani 50 sayılık bir ne olmuş Türkçe öğretmenliğinde 550'ye biz 600-700 demişiz. 50 tane kontenjan fazla söylemişiz ama yani olabilir demiştik zaten onlara. Başka müzik öğretmenliğine bakalım. Yani ana dilimiz Türkçe. Yani bunlarla ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. Yani yorumlarımı ilerleyen zamanlarda gelişmeler oldukça yapmak istiyorum. Çünkü yoğunum, vaktim dar arkadaşlar. Bununla ilgili de video yapmamı istemişsiniz. O bekleyen arkadaşlarımızı da aydınlatmış olalım. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Daha birçok var aslında. Yani müzik öğretmenliğine bakalım. 112 demişiz. 112 gelmiş arkadaşlar. Biz %1,5 civarı demişiz. Burada aynen bayağı bir arasında fark var. Müzik öğretmenliğinde tam olarak edindiğimiz, burada verdiğimiz sayı arasında fark var. İnşallah onların da atamaları artar diyoruz. Bunda tahminimiz doğru çıkmamış diyebiliriz mesela müzik öğretmenliği için. Başka arkadaşlar, yani din kültürünü sormuştu arkadaşlarımız. Bakalım. Ona da bakalım. Ve son arkadaşlar bitireceğim. 1218. Biz ne dedik arkadaşlar? 1200. Tam nokta atışı. Yani daha birçok var arkadaşlar. Yani tek tek bakmak istemiyorum. Biyoloji 174. Yani 100 demişiz. Bu da yaklaşık değerlere yakın bir sayı söylemişiz. Beden eğitimi öğretmenliği. Bakalım arkadaşlar. 288. Burada da yaklaşık değere yakın 350 demişiz. Yani Arapçaya bakalım. 193. Arapçada 350-400. Arapça arkadaşlar dediğim gibi ilerleyen süreçlerde bakan Özer'in üzerinde zaten durduğunu görüyoruz. Daha da artacaktır. Bakanlık üzerinde duruyor. Mesela yani teknoloji, tasarım. Bakalım yani ona da arkadaşlar. Teknoloji tasarım 87, 70-80'lik tam nokta atışı. Bilişim öğretmeni 112 arkadaşlar, 50-60 demişiz. Bilişimde bir artış var. Güzel olmuş, eksik söylemişiz ama fazla gelmiş. Bunda hiç sıkıntı yok. Yani fazla söyleyip eksik geldiği zaman benim için sıkıntı var. Ben eksik söyleyeyim arkadaşlar, kontenjan fazla gelsin yeter ki. Önemli olan o, yani öğretmenlerin mutlu olması, sevinmesi, atanabilmesi. Şimdi buradan şuraya bağlayacağım. Bu süreçten sonra ne olacak arkadaşlar? Biraz ondan bahsedeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar, önümüzde yine atamalar olacak. Bu sınavdan iyi puan almaya bakmanız gerekiyor. Üzülmenize hiç gerek yok. Bu atamada okul öncesinin fazla alacağı belliydi. Zaten bakanlık görevlileri de hep aynı şeyi söylüyorlardı. Bakan da aynı şeyi söyledi. Okul öncesi bu atamanın yıldızı olacak demişti. Ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonra iyi bir puan alacağız. Önümüzdeki süreçlerde de bunları, analizini edindiğimiz kaynaklardan o bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ama önümüzdeki yıl iyi bir atama olacağını, çoğu arkadaşımızın atanacağını ben düşünüyorum. Atanan arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim sevgili arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımıza da sınavda başarılar diliyorum ben. Yani şu süreçte arkadaşlar şu an için yapılacak bir şey yok, dediğim gibi sınava odaklanacaksınız, sınavdan iyi puan almaya bakacaksınız. Atanacak olan arkadaşlar zaten onların yolu, bahtı açık olsun diyebiliriz artık. Yani ben şunu biliyorum arkadaşlar, yani kaynaklarımdan yaptığım görüşmelerden en sonki konuşmamda videoda atmıştım. Yani iki tane onu söyleyeyim, yani en azından
arkadaşlarımız birazcık rahatlamış olurlar belki. İki tane atama geleceği yönünde 2023 için, yani seçimden önce benim edindiğim duyumlar o şekilde arkadaşlar. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Elimizden geldiğince de bu aralar yoğunuz birazcık arkadaşlar. Sorularınız oluyor. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz ya da çok soru gelirse bir konuyla ilgili video atmaya çalışıyoruz. Yine dediğim gibi o sorularınızı derleyip toparlayıp elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye, video atmaya çalışıyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalınız.